Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala Resulina Muhammed, sallu ala Habibina Muhammed, sallu ala Tabibi Kulubina Muhammed, sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem ecmi. Sevgili kardeşlerim, İsa aleyhisselamın 10. bölümüyle devam edeceğiz. İsa aleyhisselamın durumuna baktığımız zaman, Hazreti İsa, Cebrail aleyhisselamın nefesinin oğlu olduğu için ölüleri diriltmekte, semalara, yüce katlara gitmekte, uzun upuzun bir ömre sahip olmakta, gözsüzleri gözlü etmekte, yani körlerin gözlerini açmakta, avraçlara şifa vermekte, avraç dedikleri bu alaca hastalıkları falan var ya, onlar gibi hastalıklara şifa vermekte, ve daha nice mucizelerde Cebrail aleyhisselama benzerdi. Enteresan bir şey. Cebrail aleyhisselama benzerdi. Neden İsrafil aleyhisselama, Mikail aleyhisselama değil de Cebrail aleyhisselama benzerdi? Onun nefesinden halk olduğu için ona benzerdi. Zira insan babasına benzediği gibi. Ama Allahu Teala onu babasız yarattı. Onu babasız yaratmasının en büyük kerem mucizeden bir mucize olması zaten yeterdir İsa Ruhullah'a. Çünkü İsa Ruhullah ilahi ve kevni mertebeler kamil bir hale gelince İlahi emir bundan sonra ölüleri diriltmesinin gerektiğini ona lütfeyledi. Ey İsa, ölüleri diriltirsen, Ya Rabbi ben ölüleri nasıl diriltirim? Sen kum bi iznillah de, lafı söylemek senden, diriltmek bizdendir. Ya İsa, efendime söyleyeyim. Zira ilahi emir onun bunu izhar etmesi için bir peygamber gömleği giymesi gerektiğini bildirdi. Böylece akıllı geçinenler insanın da ölüleri dirilttiği anlamalı. Hak Teala'nın ise ölüleri dirilttiğini inkar etmemelidir. Nitekim Hak Celle ve Ala Hazretleri şöyle buyurdu. Kezalike yuhyillahul mevte. Allah böylece ölüleri diriltir. Sevgili kardeş, kul zikrede 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 nefesini meta kimyaya çevirir. Bak şimdi burada söz İsa Ruhullah'ın, nefes İsa Ruhullah'ın, anna ve lakin dirilten Allah'tır. Diriltmek Allah'ındır. Şimdi burada bir kıssa anlatalım. Belki biraz daha anlatılsın. Bir kimyager Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin yanına geldi. Dedi ki, ey Mahmut Hüdayi, ben yıllardır kimya yapıyorum ama kardeş, bir yaprağı altın edemedim. Bu meta kimya ilmine bir türlü ulaşamadım. Bu konu hakkında evliyalardan çok kıssalar duydum. İşte çakıl taşlarını, efendime söyleyeyim, Fuday bin İyaz eline almış, altın olmuş. İşte efendim Nilüfer çayından Emir Sultan, değil mi? Bursa'da kum doldurmuş, getirmiş, altın olmuş. Bu nasıl bir şeydir ya? Mahmut Hidayi Hazretleri buna gülümsemiş. Oradan bir yaprak kopartmış, bir hu çekmiş, yaprak altın olmuş. Bir hu çekmiş, yaprak yine yaprağa dönmüş. Demiş efendi, işte bu meta kimya ilmidir. Hemen o da almış bir yaprağı, hu çekmiş, yaprak yine aynı. Hu hu hu, yaprak aynı. Mahmut Hidayi'nin yüzüne bakınca demiş, evladım, nefesini daha kimya ettiğin yok. Yaprağı nasıl kimya edeceksin? Neyle nefes kimya olur bilir misiniz kardeş? Nur ile nur, nur, nur.
sırrı derununda, mide hikmet nurun eder gıda. Derunumuzda, midemizde hikmet nuru olmadığı müddetçe biz bunu yapamazdık. Hikmet nuru da aç mideden meydana gelir. Tok midede hikmet olmaz. Ondan. Hazreti İsa ruhullah zaten nerede duymuş ki yeryüzünde iki peygamberden daha çok riyazet ve uzlet yapan peygamber yok. Birisi İdris Nebi, o da dünyadayken cennete girdi, daha çıkmadı. Birisi de İsa ruhullah. Evet. Hazreti İsa ruhullah babasız dünyaya geldiği için hakikati ve ruhu Allahu Teala'nın isimlerinden El-Ehad ismine tecelli eder. Yani tek. Allah ahaddır, birdir, tektir. Biricik de anlamına gelir. Hazreti İsa ruhullah da babasız yaratıldığı için tektir. Ve Allahu Teala onu El-Ehad isminin nurundan yaratmıştır. Çünkü babasız dünyaya gelmiştir. Bu isim Allah'ın birliğine delalet etmektedir. Ehad. Daha zikrederiz Vahid, Ehad, Samet Allah diye zikrederiz. Efendime söyleyeyim. Hazreti İsa'nın aklı ve kalbi Hak Teala'nın sıfat isimlerinden ikisinin Vahid ve Habir nurundandır. Akl, görüyor musun? Aklı ve kalbi. Aklı Vahid, kalbi de Habir, haberdar eder. İsminin nurundandır. Vahid olmasının sebebi gerek ruhani gerek cismani alemde tekliğinden ötürüdür. Öyle bir insan yeryüzüne kadar şimdiye kadar hiç yaratılmadı. İlk o yaratıldı. Neden yaratıldı? Allah-u Teala'nın ruhundan. Habir olduğu da açık ve gizli ilimlerde bilgiç alim olmasındandı. Hazreti İsa şimdi burada üstte diyor ki aklı ve kalbi habirdendir, vahittendir. Şimdi oraya da örnek vereceğim. Alim olmasının sebeplerinden bir tanesini söyleyeyim. Hazreti İsa ruhullah yar kenarında bir mağara vardı. Mağarada riyazete çekilirdi. Uçurum kenarında böyle. Aynı bu Hasan Kala'da bir mağara var ya yolun kenarında, kalanın altında öyle bir mağara var. Efendim o mağarayı biz Kudüs'teyken de gördük. Ziyarete açık böyle efendim köprülerinden şimdi geçiliyor oraya. Bayağı da bir uçurum nasıl çıkmışsa mübarek oraya. Şeytan aleyhilale gelmiş mağaraya. Ey İsa demiş, senin Allahu Teala'ya olan ibadetlerin, muhabbetin ve imanın tamlığına ben de şahidim. Lakin demiş İsa, Allahu Teala'nın seni sevdiğine şahit değilim. Eğer Allah seni sevirse, bu uçurumdan atla seni kurtarır. Sevmişse zaten ölürse. Bunu anlamanın tek bir yolu var, uçurumdan atla. Şeytan onu uçurumdan atacak aşağı, değil mi? Ne diyor biliyor musun? Diyor ki Hazreti İsa ruhullah, Allah kulunu imtihan eder. Kul Allah'ı imtihan edemez. Görüyor musun aklı ve ilimliği? Ben işte bu akıl ve ilim bizde olmadığı için biz bu bir şeyi böyle aynı şeyi biz bir yaşadık. Erzurum'da Abdurrahman Gazi türbesindeki caminin minaresini bilirsiniz de. Efendime söyleyeyim. Allah rahmet eylesin yine diyelim. Yakup Haşimoğlu efendiyle beraber çıktık minareye. O da vefat etti zaten. Bu şeyde var ya şu şeyde Şükrü Paşa'da külliye falan yaptı Hacekan dergahını şey. Çıktık oraya dedim ki bak Yakup efendi. Hal ehli buradan belli olur kardeş. İkimiz de uçacağız minareden. Çıkak uçak. Kimde hal varsa görünsün. Yakup öldürecek seni. Dur şimdi. Yakup efendi bana dedi ki kardeş önce sen atla. Dedim sıkıntı yok. Himmet ya Muhammed Ali dedim. Hemen baştım atladım.
Atlar atlamaz karpuzun kamyondan düştüğü gibi pat betona bir yapıştım. Beynim dağıldı. Muhammed Ali Hazretleri teşrif etti. Atla dedim. Birden toplanıp kalktım. Kim dedi atla? Dedim adam baktı yukarıya. Bir şey demedi. Hiçbir şey demedi. Kaldırdı beni ayağıya. Beynim patlamıştı ama birden kalktım. Aynı yapı. Risale-i yaptı bana yani. Sonra bu kıssayı öğrendim. Vah dedim şu işe bak adam bana şeytanlık yaptı. Ben İsa'lık ona yapamadım. Ama babam kızdı tabii o zaman da bir şeyler de oldu. Ben ona dedim baba ben teslimim sana. İşte korkum yok o minareyi bırak efendime söyleyeyim. Nereden atladı atlarım yani. Uçamadım yani ama yapıştım. Ha anladım ki bak İsa ruhullahın da başına gelmiş fakat o Allahu Teala'nın muhafazası altında olduğu için aklı ve bir peygamberin ismet sıfatı olduğu için o işe düşmedi ama biz Yakup Efendi'nin yine ölmüş Allah rahmet eylesin diyelim şeyine düştük filine. Ben gidelim, ben gibi sen de gel. Hadi, Yok ben de gelemedi. bekleyeceğim. Daha o gelmedi. O gelmedi. Onun sonunda başka şeyler var. Tabi orası da Allah rahmet eylesin. Kendinden Allah'ın arasında. Evet arkadaşlar bunlar var mı yolda? Var. Sizden öncekilerin başına gelenler sizin başınıza gelmedikçe öleceğini mi sanıyorsunuz? Yok. Evet işte nitekim Allahu Teala Hazretleri şöyle buyurdu. Hani sana yazı yazmayı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretmiştim. Tevrat'tan murat zahiri ilimler. Her peygamber zahiri ilimlerden haberdardır. İncil'den murat batını ilimler. Hazreti İsa'nın nefsi Hak Teala'nın fiil isimlerinden muhyi, hayat veren, mumit, öldüren ve halık, yaratan gibi üçünün nurundandır. Ölüleri nasıl diriltir? Çamurdan kuş yapır, nasıl üfülür cana gelir? Ya arkadaş bir şey söyleyeyim ama bu yeryüzündeki bu Yahudiler çok fitne fesat adamlar olmakla beraber çok da kafalı adamlar. Geldi dediler ki İsa çamurdan kuş yapıyor musun, ofşuluyor musun, uçuyor ha? O da dedi evet Allahu Teala bunu bana verdi. O zaman dediler yarasa yap. Bize bir kuş yap çamurdan yarasa olarak dirilsin. Şimdi bak yarasa cildi çok hassas. Enteresan bir şey. Gündüz uçamıyor. Tepeci duruyor. Evet, gündüz uçamıyor. Çünkü cildi yani güneşten, tamam mı? Gözü görmüyor. Gece uçuyor. İnsan gibi memeleri var. Hayvan gibi üreyerek doğuyor. Kadın gibi muayyen hale düşür. Bir kuş ve kelebek kadar bir kuş. Yani çok büyük bir kuş da değil. Üstelik onun ağzındaki bir dişi var ki ondan kan emir. Hani birkaç hayvanın özelliği olduğu için dediler ki bu kuşta da bu nedirildi. O da çamurdan aldı ve yarasaya üfledi, yarasa meydana geldi. Ve da onların akıllı olduğunu gösterirler de Yahudilerin. Allah-u Teala'nın tabi Yahudilerin şeyleri hariç böyle yoldan sokma. Allah-u Teala bir kavmi Yahudilere ikram ettiği kadar hiçbir şeyde ikram etmemiş ya. Ya Ya Kur'an-ı Kerim'in olmuş. Musa Aleyhisselam'la ilgili o şeyle Bir sürü ayetler kıssalar var. var. Bir kavme Allah bu kadar cömert davranır. O kavim de bu kadar nankör davranır. Zaten onlar biliyorsunuz 40 yıl 40 yıl şey yediler. Bıldırcın eti. Cüneyt'i Efendim kudret helvası. Kudret Ondan sonra dediler ki ya konuyu dağıtmayak ama bir böyle ara parantez açak. Ya Musa biz soğan sarımsak mercimek yemek istedik. Peki dedi Allahu Teala Hazretlerine dua etti kaldırdılar. Efendime söyleyeyim. Bu sefer başladılar her gitmeye. Tarla marla. Geldi dediler ya İsa çok yor şey ya Musa çok yoruluyor. Allahu Teala'ya söyle de bize yeniden sofra indirsin. Allahu Teala onlara yeniden sofra indirdi. Musa Aleyhisselam dedi ki sakın hainlik yapmayın. Kıyamete kadar bu sofra size gelecektir. Ne yetti aç gözlü o adamlar? Sofradan bıldırcın etiyle kudret arabasını ceplerine doldurup çaldılar. Öylece kayboldu. Eğer o hırsızlık yapmasaydılar, sofradan bir şey çalmasaydılar, kıyamete kadar o sofra onlara peygamberin bereketiyle yenecekti.
Çok ikram ettiler. Çok ikram ettiler. Ama çok da gazap etti Allah-u Teala. İşte, domuza çevirdi, maymuna çevirdi. Şey etti, yani peygamberi öldürdü, peygamberler öldürdüklerinden dolayı sürekli lanetledi. Yani bir kavme bu kadar üstün kılıyor alemlere. O ama o kavim de o Rabbine karşı gelemedi. Her türlü nankürleri yapıyorlar. Üstelik de her seferinde de cezaya muhatap oluyorlar. Ama gerisi de koymuyorlar. Allah-u Teala Hazretleri. Ondan sebep diyorlar ki bize, yani Allah'ın muhatabı. Ha, onun için diyor ki, Allah, zaten iddiaları o diyor ki, yeryüzünde seçilmiş tek kavim, millet, zaten kendilerine üstün görmeleri sebebi o. Kur'an'da o kadar çok ikram edilmiş ki onlara. Diyor ki biz, yani şey ispat gösteriyor, diyor ki biziz, seçilmiş insanlarız. Onun için bizden başka herkes değil, üçüncü sınıf, ikinci sınıf. Tabi Allah-u Teala Hazretleri Musa'nın kavminde de iyi insanların olduğu var. Efendime söyleyeyim, kötüleri de var. Allah-u Teala Hazretleri iyileri İslam mümkünse iyilerle beraber haşır neşir eylesin. Kötüleri de İslam mümkünse İslam eylesin. Mümkündeyse zaten nalete uğramış gitmişler. Sevgili kardeşler, hal böyle olunca ilahi kemalat insanlık hakikatinde gaybin manasında ve varlığın yüzünde tamamen bir hale gelince ilahi emir bunlardan sonra bir peygamber gelmesini gerektirdi. Hazreti İsa Ruhullah'tan sonra da bir peygamber gelmesini Allah-u Teala diledi. Ondan 632 sene sonra iki cihan selveri Hazreti Nur Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i yeryüzüne indirdi. Ve ona Allah-u Teala Hazretleri bu benim Habibimdir dedi. Ve süret ve mana aleminde bütün mertebelerin topluca ve ayrı ayrı kendisine cem eyledi. Nitekim kendi hakikatiyle bütün hakikatler üzerinde Allah-u Teala kendi hakikatleriyle beraber bütün hakikatlerin üzerinde bir nur ve ruh olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ikram eyledi. Nitekim mülk aleminin de peygamberidir. Mülk alemi bu dünya alemi. Şuhut alemi dünya alemine mülk alemi denir. Bizim yaşadığımız aleme. Burada Efendime söyleyeyim, onun peygamberidir. İki cihan selveri olmakla beraber melekût alemi, ruhlar aleminin bir üstünde melekût alemi vardır ki bura evliyalık alemidir. Salih Efe Hazretleri vardı ya Erzurum'da, Güvenderli. Salih Efe'nin bulunduğu makam diyelim. Halvalli Efendi demiş ya, melek görmek isteyen Salih'e baksın. İşte melekût aleminde bulunan bir veliye örnek Salih Efendimiz. Ondan sonra Ceberrut aleminin sahibi ki Ceberrut alemine örnek verirsek Halvalli Efe Hazretleri Ceberrut aleminde bir velidir. Sonra Rahut aleminin bir peygamberidir ki bu Abdülkadir Geylani, Şahin Akşibendi gibi, Büyük Evliya Mevlana gibi, Bektaşi Veli, Bayramı Veli, Muhammed Fatih Han, Seyyid Muhammed Ali gibi evliyaların bulunduğu makamların da nedir? Sahibidir. İsa Aleyhisselam'ın işi tamam olunca Allahu Teala Hazretleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nurunu yeryüzüne 632 sene sonra gönderdi. Niye 632 sene gönderdi? Peygamber Efendimiz 571'de, 571 değil de 632. Bu Noel adı altında İsa Ruhullah'ın doğumunu kutladıkları aslında İsa Aleyhisselam'ın doğumuyla hiçbir alakası olmayan bir düzen olduğu da buradan ne çıkıyor? Açık açık meydana çıkıyor. Kendi düzenekleri. Tarihi yeniden sıfırlanmışlar. İsa Ruhullah'ın doğumu. İsa Ruhullah'ın doğumu o zaman değildi ki. Ya. Ne edeceksen işte. Sistem geldi ona kavuştu. Allah-u Teala Hazretleri İsa Ruhullah'ın ruhaniyetinden faydalananlardan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin uluhiyetinden faydalananlardan eylesin. Amin. Sevgili kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bütün peygamberler ve bütün kainat muhtaçtır. Bütün insanlık ona muhtaçtır. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ruhunu yaratmasaydı Allah bütün varidatı yaratmayacaktı. Böylece insanları da yaratmayacaktı. Bütün insanların, hepimizin yaratılış sebebi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemdir.
Bunu kimse inkar edemez. İnkar edenler de zaten kafirlerdir. O yüzden bütün peygamberlerin hepsinin üstünüdür. İmamıdır, hepsinin imamıdır. Evet, üstünüdür. Tabii o miraca çıkmadan evvel de hepsine şey yapmıştır. Bunun haricinde Peygamber Efendimiz'in ümmetinden öyle alimler vardır ki Beni İsrail peygamberleri gibidir, daha da ilerlidir. Hadis-i şerifiyle de ümmetin alimlerini de ne yapmıştır? Müjdelemiştir. İşte lahut alemine çıkan evliyaullah bunlardandır. Ya Allahu Teala Hazretleri bizleri anlayıp dinleyip emel edenlerden eyleyin. İsa ruhullah. İnşallahü Rahman Mehdi Ali Resul yeryüzüne yendiği zaman, İsa Ruhullah Ağminare yendiği zaman biz evvela İsa Ruhullah'ı sonra Mehdi Ali Resul'ü tanımayı bizlere nasip müyesser eyliye. İkisine de bizi asker eyliye. İsa Ruhullah ile beraber Mehdi Ali Resul'ün arkasında saf tutup namaz kılanlardan eyliye. Mehdi Ali Resul'a yandaş eyliye. Onun 314 askerinden biri eyliye. Allah-u Teala Seyyid Muhammed Ali'nin ihvanlarını gökyüzünde yıldız, yeryüzünde aslan eyliye. Her birini bir beldeye vali tarihin eyliye. Bizlerin de ölmüşlerine rahmet eyliye. Hayatta kalanlarımıza sağlık, sıhhat, afiyet, uzun mutluluk nasip eyliye. Geçmişlerimizin için, pirip iran için, hasaten Allah rızası için. El-Fatiha temas selavat.